Bu protokolün bu aşamaya gelmesinde katkısı olan Ulaştırma Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına, Türk Telekom CEO'su Paul Doğan'ı ve ailesine, çalışma arkadaşlarına, emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar sağlar. Kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde eğitim vazgeçilmez ilkemizdir. Eğitimin altyapısı tamamlanmadan eğitimde kaliteden bahsedebilmek de mümkün değildir. Eğitimin altyapısının tamamlanması için Türkiye'de eğitime en çok destek veren kurumlardan birisi de Türk Telekom'dur. Biraz önce Ulaştırma Bakanımız Ahmet Bey de söylendi. Artık bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Türk Telekom okullarından son 10 yıldan bu yana kadar mutlaka mezun olmuş birisini görürsünüz, karşılaşırsınız. Bundan daha güzel Türk Telekom'un da tanıtımı yapılamazdı diyorum. İnanıyorum ki bakanımızla birlikte ve Türk Telekom'un yöneticileriyle birlikte yine bu doğrultuda yapılacak yatırımın Türk Telekom'un tanıtılmasında da en önemli reklam olduğunu da belirtmek isterim. Bugün de imzalanacak protokole yine birçok ilimize projeler kazandırılacaktır. Bir kez daha Türk Telekom ailesine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bir insanın en büyük birikimi eğitimdir. İnsanın veya bir kurumun ait olduğu topluma yapabileceği en büyük katkı eğitimdir. Büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır. İlimden gidilmeyen yolun sonu da karanlıktır. Bilginin üretildiği yerde, bilgiyi üretecek insanların yetiştirdiği yerlerde eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle eğitim kurumlarının inşasına büyük önem veriyoruz. Eğitime yatırım yapan hayırsever eğitim gönüllerimiz tarafından eğitime %100 destek kampanyası kapsamında 3.424 yeni bina, 53.159 yeni derslik, 22.297 ek bina, 5.787 ek derslik olmak üzere 25.721 bina ve 58.946 derslik hayırseverlerimiz tarafından yapılıp Milli Eğitim'e bağışlanmıştır. Başbakanımızın İkili eğitimi 2019 yılı sonunda sona erdirme hedefimize inşallah ulaşacağız. Bunun için de katma değer vergisi kanununda değişiklik yaptık. Geçen hafta ayın 5'inde resmi gazetede de yayınlandı. Buna göre genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılmış olan bütün okullar, yurtlar, çocuk yuvaları dahil, bakım ve rehabilitasyon merkezleri dahil, İnşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler her türlü vergiden istisnadır. İnanıyoruz ki bunlar da dikkate alınaraktan da KDV'den muaf olduk ya, ondan artacak kısımda yine ilave eğitim için kullanılacağına inanıyorum. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarımızın amacı çocuklarımıza kalkınmış, refah içinde güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bunu da ancak eğitimle başarabileceğimizin, gerçekleştirebileceğimizin farkındayız. Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip olmasını istiyoruz. Türkiye'nin en büyük yatırımı beşeri sermayeye yapılan yatırımdır. Milli gelirimizden %6.2 ayırıyoruz. OECD ülkelerinin milli gelirden ayırdığı miktar %5.2. Dün Avrupa ülkelerinden daha az eğitime kaynak ayırırken bugün çok daha fazlasını ayırıyoruz. Beşeri sermayenin bilgi ekonomisine geçişi kolaylaştıracak şekilde yetiştirilmesi de, demokrasinin kökleşmesi de kaliteli bir eğitimle mümkündür. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Bugün Türkiye'de ne başarı varsa arkasında eğitim var. Ancak şunu da, ne eksiklik varsa onun da sebebi eğitimdir. Eksikleri giderilmenin yolu da eğitimden geçiyor. Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmesi, herkesin evi barkı, işi aşı olması ancak daha iyi bir eğitimle mümkündür. 10. Kalkınma Planı'nda 2013 yılında kabul edildi meclis tarafından. 10. Kalkınma Planı'nda ve 2014-2018 yıllarını kapsar. 10. Kalkınma Planı'nda yer alan eğitimle ilgili hedeflerin hemen hemen hepsine ulaşıldı. Fırsat eşitliğinde okullaşma oranının artırılmasına,
eğitime katılma süresinde derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına, müfredatın güncellenmesinde ve eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına büyük mesafe kat edildi. Sayın Bakanım biraz önce söyledi. Batıda ne varsa doğuda da o olsun dedi. Bu 10. kalkınma planı hazırlandığı dönemde bölgeler arası beşeri ve fiziki dengesizlikler giderilsin diye de bir tavsiye vardı. O zaman doğuda okul yoktu. Öğrencileri ayakta dahi sınıfta tutabilecek 90 kişilik derslikler olduğunu biliyorum da ondan. Bir vali tarafından aktarıldığını biliyorum da ondan. Şimdi Sayın Bakanım Ağrı'ya da gidin, Kars'a da gidin, Iğdır'a da gidin, Hakkari'ye de gidin, Bitlis'e de gidin. Derslik başına düşen 22. Ve öğretmen doluluk oranı da Güneydoğu Anadolu'da %90, Doğu Anadolu bölgesinde 92. Nerede eksiklik var? Marmara'da eksiklik var. Yani tam tersi oldu. Öğretmen doluluk oranı %85'lerde. Derslik başına düşen öğrenci sayısı da tabii nüfusun da göç almasıyla birlikte büyük şehirlerimizde biraz daha fazla. Ama Türkiye genelinde biz geldiğimizde 36 iken 24'e düşürdük. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bu dönemde eğitimde bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda ise çok daha fazlasını halkımızın hizmetine sunduk. Milli gelirden eğitime ayrılan pay 2 kattan fazla arttı. 2002'de milli gelirden ayrılan pay 2.9'du. Şimdi 6.2'den fazla. %100'den fazla arttı değil mi? Merkez hükümet bütçesinden ayrılan miktar 12 kattan fazla arttı. 2002'de 11 milyar lira bile değildi. 10.5 da değildi. 10 milyar 450 gibi bir rakamdı. 11 deyin. Bu yıl bütçeden 134 milyar 727 milyon lira. 12 kattan daha fazla arttı değil mi? 80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. Telekom'da katkısını bir kez daha belirtmek isterim. 2002'de derslik sayımız 367 binken bugün 754 binin üzerinde. Bizden önce 477 bin öğretmen vardı. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı 3 kattan fazla arttı. 2002'de yüksek öğretimde. Kızlarımızın yüksek öğretimde okullaşma oranı %12 idi. Şimdi %44. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeme oranı yaklaşık 4 kat azaldı. 2002'de %14.9'u bu toplumun okuma yazma bilmezdi. Şimdi %4'e düştü. İnanıyoruz ki gerçek rakam bunun da altındadır. Ama okuma yazma seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımız ve muhterem hanımefendinin himayelerinde inanıyoruz ki bir yıl içerisinde Türkiye'deki okuma yazma oranını sıfırlayacağız. Yani %90 yüzde hiç okuma bilmeme oranını sıfırlayacağız ama okuma yazma oranını %100'e çıkaracağız. Zaten bu oran erkeklerde %99. Hanımlarda, kızlarda %94. Bundan dolayı 96'da buluşuyoruz. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı yaklaşık 5 kat arttı. 2002'de 320 bindi. Bugün 1 milyon 479 bindi. Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısı yaklaşık 6 kat arttı. 2002'de 230 bin civarıydı. Bu yıl 1 milyon 327 binin üzerinde. Okul öncesi eğitimde kurum sayısı yaklaşık 3 kat arttı. 11 bindi 2002'de, şimdi 30 bine geldi. Okul öncesi eğitimdeki öğretmen sayısı 4 kat arttı. 2002'de 18 bin öğretmenimiz vardı. Şimdi 77 bin öğretmenimizden daha fazla. Daha önce olmayan, ilk defa başlattığımız uygulamaların amacı da daha iyi eğitim vermektir. Şartlı eğitim yardımı bu dönemde başlatıldı. Fatih projesi bakanım söyledi, bu dönemde başlatıldı ve 432 bin akıllı tahta Ulaştırma Bakanlığımızın girişimiyle evlatlarımızın hizmetine sunuldu. Ücretsiz süt ve üzüm dağıtıyoruz. Yaklaşık 6 milyon evladımız bundan faydalanıyor. Özel yetenekliler için bilim ve sanat merkezlerinde eğitim veriyoruz ama daha ilave bir şeyler yapılması gerekir denildi. Bu yıl ilk defa İstanbul'da bir araştırma uygulama okulu kurduk. Bu sistem oturduktan sonra Türkiye'nin de diğer bölgelerine de yaygınlaştıracağız. Özel okul ve özel meslek liselerinde okuyan öğrencileri destek veriyoruz. Yaklaşık 4 bin ila 7 bin lira arasında. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Dershaneleri kapattık ama ola ki evlatlarımızın ihtiyacı varsa yetiştirme ve destekleme kurslarında yılda yaklaşık 9 milyon evladımız bu kursa gidiyor. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Bakanım da söyledi, ücretsiz ders kitabı dağıtımını başlattık. Yine bu yıl başlattığımız bir başka husus da ilkokullarda yetiştirme programıdır. Nedir ilkokullarda yetiştirme programı? Herhangi bir nedenle Türkçe veya matematikte diğer akranlarında geri kalmış evlatlarımız herhangi bir sebeple
tarım işçisi olabilir, göçer olabilir veya işte dezavantajlı bölgelerden gelmiş olabilir. Türkçe veya matematikte eksikliği varsa haftada 2 saat ile 10 saat arasına ilave ders uygulamasını da başlattık. İstiyoruz ki hiç kimse bir kişi dahi geride kalmasın diye. Ağırlıklı İngilizce eğitimi de Sayın Başbakanımızın yine talimatıydı. Haftada 15 saat Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 800 ili pilot okul olarak 800 okulu, 81 ildeki 800 okulu toplam yaklaşık 100 bin üzerindeki evlatlarımıza haftada 15 saatin üzerinde İngilizce dersi veriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren bunu da yaygınlaştıracağız. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin her kademesine yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bütün bu rakamları gördükten sonra gerçekten Türkiye'de çok şey yapıldı ama en çok yapılan şeylerden birisi eğitimde dense doğrudur değil mi? Öyle. Hiç şüpheniz olma. Bu verdiğim rakamların hepsi doğru. Hiç kimse aksini söyleyemez. Ama buna rağmen bazılarına bir haberi tutuyor, bir farklı cepheden bakıyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Geçen gün Sayın Başbakanımız açıkladı. İşte okullardaki okullaşma oranının %100'e çıktığına ilişkin bir başkası bunun doğru olmadığını söyledi. Çok net olarak söylüyorum. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilk öğretimde okullaşma oranı %96 iken 2016-2017'de ilkokulda %95, ortaokulda %105. İkisini toplarsak %100'ün üzerinde olur değil mi? 2002-2003 eğitim öğretim yılında orta öğretimde brüt okullaşma oranı %80, 2016-2010'da %106. %100'ün üstünde değil mi? 2002-2003 eğitim öğretim yılında yüksek öğretimde brüt okullaşma oranı %27, 2016-2017'de %103. Başbakanımız doğruyu söyledi değil mi? E peki niye söylüyor? Yani gerçek bu olmasına rağmen, başbakanımız da bunu ifade etmesine rağmen niye farklı bir şeye gidiyor? İşte o zaman diyor ki Solomon Adası yerlileri var diyoruz. O zaman da diyor ki bunu söylediğime ben Solomon Adası yerlisi değilim diyor. E rakam bu, yaptığın yorum aynı. Yine geçen gün bir gazetede haber çıktı. Nedir o? Suriyelilerden 1/5'i okula gitmiyor diyerekten ama olumsuz bir bakışla. E peki Suriyelilerin 1/5'inin okula gittiğini niye görmüyorsun? Bu okula gidenlerin ilkokullardaki temel eğitim çağındaki çocukların %100'ü, %98'i, %100'ü, brütü çok daha fazla. Herkes zaten bizim internet sitemizde de var. İlkokul çağındaki çocukların temel eğitimdeki Suriyeli çocukların okullaşma oranı %100. E peki bunu haber yapmaz mısınız? Yapmazsınız. Neyi gör? Haber yapılır. Ortaokullarda, Suriye'de de orta öğretim, yani ortaokulda, liselerde zorunlu eğitim kapsamında değil. Dolayısıyla oradan gelen halkın bir alışkanlığı, kabulü var. Liselere evlatlarını gönderemeyeceğini düşünebiliyor yani. E dolayısıyla oradaki oran %20. Şimdi diyor ki Türkiye'de işte 5 kişiden biri gidiyor, 5 kişiden 4'ü gitmiyor diyor. Suriye'deki durumdan çok daha iyi bir başarıyı biz yakaladık. Bütün dünya bunu görüyor. Avrupa Birliği'nden her gelenler diyor ki gerçekten Türkiye olağanüstü büyük bir başarı kaydetti. Bunun için sonsuz teşekkür ediyoruz diyoruz. Temel eğitimde okullaşma oranı %106, ortaokullarda %50, liselerde %22 ama toplamı %62. Eğer siz bir grubun %62'ni okullaşmaya alırsan, ondan sonra da bir önceki başlıkla haber verdiğinizde acaba bardağın dolusunu mu boşunu mu görmüş oluyorsunuz? E peki hep boşunu gördünüz diyelim. Kaldı ki %62. 50 olsa belki yarısı boş olurdu, yarısı dolu. Ben de orayı söyleyeceğim denedi. İşte bunlara da Solomon Adası yerlileri dediğimizde yine kabul etmiyorlar ama gerçekte değişmiyor.